Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle birlikte deneme sorularını yanıtlıyoruz. İlk sorumla başlıyorum. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi paragrafta verilmek istenen mesajı simgeleyen bir görsel olamaz demiş. Evet. Bakalım son zamanlarda çevreyi koruma, yeşillikleri koruma, su tasarrufu gibi konularda yapılan çalışmalar artmıştır. Bunun sebebi Tohumda farkındalık oluşturmaya çalışmaktır. Örneğin suyun bilinçsiz kullanımı yüzünden su kaynakları bitme tehlikesi yaşamaktadır. Bunu önlemek için bir dizi çalışma yapabiliriz. Günlük hayatımızda her daim kullandığımız suyu daha özenli kullanmalı, gerekli tasarruf tedbirlerini almalıyız. Çamaşır ve bulaşık makinesi kullanırken dolu olmasına özen göstermeli. İşte diş fırçalarken ve el yüz yüz yıkarken musluktan akan suyu boşa kullanmama, tuvalet sifonunu düşük seviyeye ayarlama, aracı hortumla yıkamama gibi ön, örnekler su tasarrufu sağlayan davranışları örnektir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada neden bahsetmiş işte banyo, lavabo vesaire buradaki kullanımda tasarruf olması gerektiğini gösteren bir görsel var. Buna ulaşıyorum. Burada da arkadaşlar ne dedi? Yeşillikleri koruma su tasarrufu. Onunla ilgili bir görsel var. Bunda eledim yine arkadaşlar yeşillikleri koruma, su, hayat verme onunla bağlantını ama burada daha çok e, ekinle alakalı bir şeyler ekilmiş onunla alakalı bir görsel var. Dolayısıyla cevabım Denizli İkinci soruma bakıyorum. Selim'in annesi konuşmasında hangi atasözü veya atasözlerinin açıklamasını aktarmamıştır demiş arkadaşlar. Ee, çalışmak bu hayatta en değerli davranışlardan biridir. Çünkü çalışan insan zamanını boş geçirmekten kurtulur. Yaşayabilmek, harcayabilmek için çalışıp kazanmak gerekir. Almak istediklerinizi alabilecek güce sahip olmak kişiye özgüven de sağlar. Tembel tembel oturan kimse hantallaşır. İş yapma yeteneğini yitirir. Çalışan kimse gittikçe açılır. Daha yararlı işler yapar. Bu birikim sonucu kişi güzel işler başarmış biri olarak çıkar karşımıza. Hayata daha çok tutunur birey olmanın da farkına varır. Şimdi genel olarak neden bahsediyor? Çalışmanın öneminden ve çalışan insanın zamanlı boş geçirmekten kurtulmasından ee, daha sonra işte özgüven sahibi olur. Çalışan insan para da kazanır. Özgüven sahibi de olur. İşleyen demir ışıldar. Akan su yosun tutmaz birbiriyle bağlantılı. Yine arkadaşlar emek olmadan yemek olmaz. Emek vereceksiniz ki yemeğiniz olsun. Ama aç ayı oynamazla ilgili Başlıkla ilgili herhangi bir şey yok. Tembele iş buyursan akıl öğretsin. Bu iki atı sözüyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadığım için cevabım Denizli. Üçüncü soruma bakıyorum. Araştırmacılar mesleklere göre şöyle net görünsün. Araştırmacılar mesleklere göre bireylerin haftalık spor yapma saatlerini araştırmışlardır. Aşağıda yer alan grafikte sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre haftalık spor yapma saati en yüksek meslek grubu öğretmen. En düşük de bankacıymış, öğretmen mavi, bankacı morla gösteriliyor arkadaşlar, sarı mühendis ve doktor da kırmızı. Ee, sonraki dizilimlerde 2015-16-17 yıllarında da uzmanlar araştırma yapmışlardır. Buna göre 2015'te spor yapma saati en yüksek meslek grubu öğretmendir, yani mavi'nin en yüksek olduğuna bakacağız. En yüksek doktor mühendis aynı düzeyde, en yüksek ediyorum arkadaşlar. Cevabımı buldum zaten. Adana en yüksek doktor mühendis aynı düzeyde. En düşükte bankacı. O yüzden Adana diyorum. Kolay bir soruydu. Evet. 4 ve 5. soruları metne göre cevaplayınız. Böyle sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle şöyle bir okuyorduk. Gözden geçiriyorduk. Şimdi beşinci soruda ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi paragrafta anlatılanlarla aynı doğrultuda değildir. Aynı doğrultuda olan bir e, olmayan bir bağlantı arayacağım. Dördüncüsünde okuyoruz arkadaşlar. Böceklerin göz yapılarının nasıl olduğuna değinmiş mi? Birleşik Bileş, e, göze sahip böceklerin insandan daha geniş görme açısına sahip olması, böceklerin göz yapısının yeni araçların yapımında esin kaynağı oluşu, geliştiren fotoğraf makinesinin siyah, beyaz ve renkli fotoğraflar çekebildiği, gözden sinirler arayıcılığıyla gelen bilginin yarım kürede birleştiği demiş arkadaşlar. Bakalım böceklerin göz yapıları bizimkinden çok farklı. Böceklerin çoğunun gözleri petek şeklinde çok sayıda minik gözden oluşur. Bu tip gözlere bileşik göz denir. Bakın bileşik göz. Bileşik gözler gözlerdeki her bir göz diğerinden bağımsız çalışır. Yüzlerce minik gözden sinirler aracılığıyla gelen bilgi böceklerin beyninde birleşir. Bileşik göze sahip böcekler insanların görebildiğinden çok daha geniş bir alanı görebilir. Yani ikinciye kesinlikle ulaşıyorum. Böceklerin göz yapıları nasıl olduğunda bana şurada anlattı. 1'e ve 2'ye ulaştım. Devam ediyorum. Bileşik ABD, Güney Kore, Çin ve Singapur'da bir grup bilim insanı bileşik gözlerin yapısından esinlenerek bir fotoğraf makinesi geliştirdi. Bileşik göz gibi yarım küre şeklinde olan bu fotoğraf makinesi 200'den fazla merceğe sahip. Bu mercekler sayesinde çok geniş bir alanın fotoğrafı bir seferde çekilebiliyor. Üstelik fotoğrafta bu alanın tamamı net olarak görünüyor. Bu fotoğraf makinesi ile şimdilik yalnızca siyah beyaz görüntüler elde edilebiliyor. Araştırmacılar fotoğraf makinesinin renkli görüntülerde elde edebilecek şekilde geliştirileceğini belirtiyor demiş arkadaşlar. Ee, bakalım göz yapısının yeni araçlar kullanımının yapımında kaynak olmuş mu? Evet arkadaşlar fotoğraf makinesine kaynak olmuş. Üçü de eledim. Dolayısıyla cevabım ne oldu? Ceyhan 4 ve 5 siyah beyaz renkli. Hayır arkadaşlar ne dedi? Sadece siyah ve beyaz fotoğraflar çekebiliyordu. Ee, yarım kürede birleştiği bununla ilgili de bir bilgi yok arkadaşlar. Beşinci de paragrafta anlatılanlarla aynı doğrultuda değildir. Yani bir böcekten hareketle e, insanlar araç yapabiliyor mu veya onlara işte teknolojik bir kolaylık sağlıyor mu? Bundan bahsetmeyecek. Bakalım. Robot balık kendi kendine Yönlenebilen bir özelliğe sahip çeşitli algılayıcılarla donatıldığı tıpkı somon balığındaki gibi robot sayesinde deniz kirliliğine yol açan durumların tespiti sağlanacak. Örneğin petrol sızıntısı tespiti robot balık sayesinde olacak. Ne yapmış arkadaşlar? Somon balığından hareketle robot balık üretmişler. Dolayısıyla bu bağlantılı Adana'yı eledim. Araştırmacılar Mars'ta ikiz yer bilimci robotlar gönderdi. Bu robotlar toprağı ve kayaları inceleyerek suyun fiziksel ve kimyasal izlerini arıyorlar. Yaklaşık 180 kilogram ağırlığındadır. Uzun boyları, başları, kolları ve tekerlekleri var. Her gün metrelerce yol kat ederek gezegeni karış karış dolaşıyorlar. Robottan bahsetmiş ama hayvanlarla herhangi bir bağlantısından bahsetmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Bursa. Diğerinde işte biyonik kangurudan bahsetmiş. Gerçek kanguruyla bağlantısını anlatmış. Sinek kuşundan bahsetmiş. Onun da görme alanı ile ilgili Uçuşuyla helikopter yapımı ile ilgili. Cevabım Bursa dedim. Altıncı soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet. Birincisini vermiş. Diğerlerini biz yerleştireceğiz. Tut ki bizim takım bu maçı galibiyetle bitirdi. Burada bir varsayım. Zaten vermiş. Sanırım kitaptaki bu soruların tamamını çözer. Sanırım nedir arkadaşlar? Sanırım bir tahmin cümlesidir değil mi? Yani cevabımı da hemen bulmuş oldum. Diğerlerine de bakalım. Ders çalışmaları sırasında molalar verirsen daha iyi olur bir öneri var. Adım gibi biliyorum. Bakın ön yargı. Son romanımdan önce bir şiir kitabı yazacağım. Tasarlamış kafasında. Ee, bir dil işçisi gibi sözcükleri özenle seçiyor. Ne yapmış arkadaşlar? Beğenisini sunmuş. Yaşadıklarımı tarihleriyle birlikte yazmadığımdan şimdi olaylar karışıyor. Ne yapmış arkadaşlar? Kendisine yine bir öz eleştiri getirmiş. Cevabım Ceyhan dedim. Hemen yedinci soruma bakıyorum. Evet aşağıdaki tabloda şöyle göstereyim. Et ürünlerinin 100 gramında bulunan enerji ve besin değerleri gösterilmiş. Buna göre hangileri yanlıştır? Bakalım. Sığır, koyun, tavşan ve dil karbonhidrat içermeyen ürünlerdir demiş arkadaşlar. Ee, bakalım. Sığır nerede? Sığır, koyun, tavşan. Bakalım karbonhidrat içermiyor? Dile bakalım. Ee, dil karbonhidrat içeriyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Şu bir dursun. C vitamini yönünden en zengin ürün karaciğerdir. Hemen karaciğere bakıyorum. C vitaminine bakıyorum. Şöyle karaciğer. Evet arkadaşlar C vitamini yönünden en zengin olanı karaciğer. Buna ulaşabiliyorum. Enerji oranı en yüksek ürünler. Aynı zamanda vitamin değeri de en yüksek olan ürünlerdir. Enerji değeri en yüksek olan ürünlere bakalım. 309 Vitamin değeri en yüksek mi? Hayır arkadaşlar mesela C vitamini hiç almamış. 2,7. Burada 9'lar var. Dolayısıyla arkadaşlar buna da yanlış. Buna da ulaşamıyorum. Yağ oranı en az olan ürün karbonhidrat yönünden sıfır değeri taşımaktadır. Yağ oranı en az olan ürüne bakalım. Yağ oranı en az olan ürün 5 var. 4,0. 2,4 var gördüğüm kadarıyla en düşük. Bu ne olacakmış? Karbonhidrat değeri de sıfır olacakmış. Bakalım. Evet sıfır arkadaşlar. Buna da ulaşabiliyorum. Böbrek B1 vitamini yönünden en zengin üründür. Böbrek nerede? B1'e bakalım. Evet arkadaşlar bu da doğru. En yüksek olanı böbrek. Dolayısıyla 1 ve 3'e ulaşamadığım için cevabım Bursa. Hemen 8. soruya geçiyorum. Şöyle. Evet. Bu paragrafta kakao ağacı nasıl bir e, iklim seven bir bitkidir? Çikolata üretiminde ne miktarda kakao tohumu kullanılır? Tohumların mayalanması hangi sonucu doğurur? Yine e, şöyle, tohumların fabrikada geçirdiği aşamalar nelerdir? Kakao ağacının meyvesinin içinde ne kadar sayıda tohum bulunur? Bakacağız arkadaşlar. Bunların hangilerinin cevabı yer almaz demiş. Sorun bu. Evet. Çikolata kakao ağacının tohumlarından üretilir. Kakao ağacı genellikle ek ek Ekvator çevresindeki tropikal iklim kuşağında yaşayan, sıcağı ve nevi se nemi seven bir bitkidir. Bu bitkinin yetiştiriciliği de bu bölgede yapılır. Kakao ağacının meyveleri kırmızı, sarı, mor renkte olur demiş arkadaşlar. Şimdi nasıl bir iklimi sevdiğini gördük mü? Sıcağı ve nemi severmiş. Ekvator bölgesindeymiş. Dolayısıyla buna kesinlikle ulaşabiliyorum. <laughs> Devam edelim. Tohumlar bu meyvelerin içinde bulunur. Tohumların sayısı 20-40 arasında değişir. Tohumların sayısı ile ilgili herhangi bir şey var mı? Evet, bununla ilgili bir şey yok. Arasında değişir bu tohumların çevresinde beyazımsı etli bir kısım bulunur. Kakao meyvesinin bu kısmı tatlıdır ve yenebilir. Ancak tohumları acıdır. Kakao ağacının olgunlaşan meyveleri toplanır. Bu meyvelerin içindeki tohumlar çevredilerindeki etli kısımla birlikte çıkarılarak birkaç gün bekletilir. Bu sırada bazı mikroorganizmaların etkisiyle mayalanma adı verilen bir olay gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar neden bahsettim? Mayalanması hangi sonucu doğurur? Bundan bahsettim arkadaşlar. Bize bir bakalım. Evet, değil mi? Burada bahsediyor arkadaşlar. şöyle göstereyim. Bir Birkaç gün bekletilir. Mayalanma adı verilen gerçekleşir. Sonucunda tohumların acılığı azalır. Günlerce ışık altında bekletilir. kurutur. Acılığının azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla 3'e kesinlikle ulaşabiliyorum. 1'e kesinlikle ulaşabiliyorum. Fabrikada geçirdiği aşamalar nelerdir? Bundan çok bahsetmedi bahsetmedi. Meyvesinin içinde ne kadar sayıda tohum bulunur? Bakın 20 ve 40 arasında değişirmiş. Bundan da bahsetti arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ve 4'e ulaşamam. Cevabım Denizli. Evet. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> Ne demiş bu metindeki bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir bunları yerleştireceğiz yerine şöyle bir işin o bir oluş içinde gerçek geçtiği geçeceği veya geçmekte olduğu süre vakit zaman direkt yerleştirdik değil mi çok da aramaya gerek yok açıkçası bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı tecrübe şuna da deneyim diyebiliriz buradan bulursunuz arkadaşlar. Belli bir dönem, belli özellikleri olan zaman parçası buna dönem diyebiliriz. Önemli olan, mühim, ehemmiyetli demiş arkadaşlar. Bu da önemli olabilir mi? Önemli, mühim, ehemmiyetli. Bir bakalım. 1'e Y diyoruz. 2'ye E diyorum. üçüncü nerede? ki 3'e ne diyorum 4'e de i diyorum yani yeniyi buldum cevabım Adana'm arkadaşlar hemen bakalım 9 Adana bunları da yukarıdan hemen bulalım <laughs> zaman zamanı bulduk arkadaşlar bir çocuktur mimari eserleri de yansır doğada gördüğü desenleri şekilleri eserlerinde bolca, bolca kullanır eserlerinde kolayca tanınır Eğitim alırmış dönem dedik değil mi arkadaşlar zamanı buldum dönemi buldum e çalışarak başlar deneyim yine deneyimi bulduk arkadaşlar bir tek önemli kaldı hemen önemliyi de şöyle hızlıca gözünüzle tarayıp bulalım eserlerinde bolca kullanılır farklı sistem anlayışına sahip olması da <laughs> etkilence Guidi'nin eserlerinde kolayca tanınır. Ailesiyle birlikte Barcelona'ya taşınırmış. Mimarlık fakültesine eğitim alır. Başlar önemli. Önemli deneyimler. Gördüğünüz üzere bunu da bulduk arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Adana oldu. Hemen 10. soruya geçiyorum. Evet. Bakalım işte son damlalarını bir söz sanatları sonuçlu yerleştireceğiz. İşte son damlalarını da bırakıyor güneş. Karanlık bastıracak neredeyse tırmanıyoruz. Yüksek kaldırımı iyi biliyoruz. Sevgimizde öfkemizde yalnız bizim olmamalı. Güneş çekiyor iyice. Çekiliyor iyice. Ne manzara kalıyor ne gönevlerindeki evlerindeki kızartı. Baktığın zaman arkadaşlar sevgi ve öfke karşıt. Aslında tam olarak karşıtı değil. Sevginin ki üzüntü, gam, keder olmalıydı karşıtı. Ama yakın anlamlı olduğu için burada da arkadaşlar başka bir söz sanatı olmadığı için en uygunu karşıtlık tezatlık oluyor. Yani cevabım ya Bursa ya da Denizli olacak. İkincisine bakıyorum böyle uzaklaşmayın benden yaşadığım günler. Güneş getir bir bayram sabahını açılın açılın tekrar çocuk dizlerimdeki yaralar ne yapmış arkadaşlar kişileştirme işte güneşe sesleniyor getirin diyor bayram sabahını getir güneş diyor insana ait özellikler veriyor cevabımı buldum Artık güneş görünmez olur, gök bulutludur, rahatça dal, önüm sonu gelmez bir uykudur. Ölümünü atmış sonu gelmez bir uykuya benzetmiş bir benzetme var. Sekizimiz odun çeker, dokuzumuz ateş yakar, kas kaldırmış, başın bakar, kırk gün oldu kaynatırım, kaynamaz. Kırk günde kaynatıyormuş da kaynamıyormuş. Ne oldu arkadaşlar? Abartmadan bahsetti. Cevabım denizli. Evet, devam ediyorum. Bir sözel mantık sorusu. Bakalım. Verilen bilgiler nelermiş? Evet. Trafik kurallarına uymayan sürücülere belli oranda ceza puanı verilir. Ceza puanı bir yıl içinde yüze ulaşan sürücülerin sürücü belgesine el konur. Böyle bir soru çözmüştük sanıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki bazı kural ihlalleri ceza puanları ve dayandığı kanun maddesi verilmiştir. Buna göre işte bazı bilgilerim var. Hangisine kesin olarak ulaşılabilir demiş. Dikkat etmem gereken nokta bu arkadaşlar. kimler varmış? Tablomu oluşturuyorum. Şöyle görün diye arkadaşlar. Tabloyu şöyle oluşturayım. Reyhan Melike Yağmur ve Yasemin var. Yasemin iki hal halden toplam 30 35 puan almış şimdi. Yasemin'in 35 alması için Ceza puanlarından bir tanesinin bu olması lazım. Çünkü 20 artı 15 alacak ya. O zaman Reyhan şöyle diyebilir miyim? Pardon Yasemin şöyle söylüyorum arkadaşlar. 56 almış. Yine ya 61A ya da 64A şöyle diyebilir miyim? Olabilir diyerek. 61A ve 61. 4 B 64 B bunlardan herhangi birini alacak. Devam edelim. Reyhan sadece 64 kanun maddesine uymadığı için ceza puanı almış. Yani Reyhan sadece bunu almış. O zaman Reyhan'a şöyle diyebilir miyim? 15 B sadece neydi arkadaşlar? 64 1 diyelim. Melike farklı iki kural ihlali yapmış. Melike'ye iki farklı yazıyorum. Yağmur üç kez aynı kural ihlalinde bulunmuş. Üç kez aynı diyelim. Reyhan ve Melike'nin ceza puanı aynıdır. Hmm. Yani Melike'nin ceza puanı Reyhan'la aynıysa Melike 15 puanlık bir ceza yapması lazım. İki farklı aldığına göre. Bunlardan bir tanesi 60A olmak zorunda. Diğeri de 44B. Çünkü farklı olacak ve 15 tamamlamasını sağlayan. İki ceza bunlardan oluşuyor arkadaşlar. 60A ve 44B diyorum Melike içinde. Bu bilgilerim var. Yağmurla ilgili çok fazla bilgim yok. Ee, bu doğrultuda seçeneklerimi okuyorum. Yasemin'in kural ihlallerinden biri 61A kanun maddesine uymamaktır. Olabilir. 61A veya 61B dedik ya. Buna ulaşabilirim. Kesin olarak değil ama ulaşabilirim. Dursun. Reyhan ve Yağmur aynı kural ihlalinden dolayı ceza puanı almıştır. Reyhan ve Yağmur'un yani belli olmaz Yağmur Reyhan'la aynı cezayı almış olabilir. üç kez aynı diyor. Belki de Reyhan'ın aldığı cezalardan almıştır. Dolayısıyla bunu da kesin diyemem. Melike'nin kural ihlallerinden biri 60A kanun maddesine uymamaktır. Evet arkadaşlar 60A kesinlikle doğru. Dolayısıyla cevabım Ceyhan Yağmur'un ceza puanı Yasemin'inkinden fazladır. Bilemeyiz arkadaşlar. Buna da kesin olarak ulaşamam. Evet 12. soruma bakıyorum. <laughs> Ne demiş? Kurala uygun olmayan örneğin yerine getirilebilecek doğru kullanım örneği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir demiş arkadaşlar. Hemen şöyle dikkatli bir şekilde bakıyoruz. 12. sorumuza. Akrabalı adı, akrabalık adı olup lakap veya ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. Akrabalık adı olacak ama lakap veya ünvan olarak kullanılıyorsa arkadaşlar büyük harfle başlayacakmış. Bakalım bu balıkçı teknesini her seferinde denize götüren dayı Kemal akrabalık adı ünvan olarak kullanılıp büyük yazılmış. Bunda herhangi bir sorun yok. Diğerine bakıyoruz. Düşünce, hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar bildirdiğinde Doğu Batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır. Roma, roman hikaye ve tiyatronun edebiyatımıza gelişi Batı kültürünü bakın. Tarz, hayat tarzı anlamında kullanıldığı için bu da doğru. Büyük yazılması gerekir. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmanın söyli söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Gezi sırasında pek çok yere uğradık ve Ankara Kalesi'nden aşağıya da aşağıyı da alan fotoğraflar çektik Şimdi Ankara Kalesi kısaltılmamış arkadaşlar. Kalede demesi gerekir kısaltması için tam olarak aldığı için burada bir kısaltma yok. O yüzden şu bir dursun. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının herkes, her kelimesi büyük harfle başlar. Bakalım telif, hakkı, yayın, satış <laughs> yönetmeliğini uygun şekilde çoğaltılmasını isteme hakkına sahiptir. Evet arkadaşlar bu da doğru verilmiş. Bakalım c şıkkı yanlış değil mi? Kısaltılması gerekiyordu. Aşkına bakalım İstanbul İstanbul'un e, en sevdiğim yönlerinden biri boğazdan geçerken gördüğüm manzaraya kapılmak. Dolayısıyla arkadaşlar cevabım bu İstanbul boğazı dememiş değil mi? Onun yerine boğazdan demiş. Dolayısıyla burada bir kısaltma yer bildiren isimde kısaltma e, söyleyişi söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük. Bakın İstanbul'un en sevdiğim yönlerinden biri boğazdan geçmektir. Cevap Adana arkadaşlar. 13. soruma bakıyorum. Evet. Verilen kurallara karşılık gelen kullanımlar eşleştirildiğinde nasıl bir tablo ortaya çıkar demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Ee, şöyle birinciyi okuyup öyle karşılaştıralım. Tren 9.15'te kalkacağından Mahmut Bey istasyonuna ulaşmak için evden hızla çıkmıştı. Zeynep Hanım merdivenlerde eşinin ayak seslerini dinler gibi kulağını kapıya dayamıştı. Ne diyor A'da? Yüklenme uzak kalan ögeden sonra virgül konur. Evet. Özne. Yüklemden uzak kaldığı için virgül konur. Dolayısıyla A'ya 1 mi gelecek? A'ya 1 gelmiş. A'ya 1 gelmiş. A'ya 2 gelmiş. D'yi eledim. Diğerine bakıyorum. Sonra aniden gelen sesle ilkilerek odaya doğru koşmuştu ki zil çaldı. Burada bir bağlaç görüyorum. Ne demiş? Bağlaçtan sonra noktalama işareti kullanılmaz. Evet arkadaşlar bakın. Kullanılmamış bağlaç var. Dolayısıyla arkadaşlar E'ye ne gelecek? 2 gelecek. E2, E1 demiş. B'yi deledim. E'ye de 2 gelmesi gerekir. Şöyle, Şunları da yerleştirmiş oldum. Kim gelmişti? Kapıdaki kimdi? Eşi miydi acaba? Yoksa bu gelen zihnindeki hayal, rüya, düşünce, geçmiş gibi bir şey miydi? Ne demiş arkadaşlar? Bir soru işaretlerim var. Sonra noktalı virgülüm var. Onunla ilgili bir şeyler var mı? Bakıyorum. Cümle içinde virgül ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır mı? Evet. Değil mi? Zihnindeki hayal rüya veya demek istiyor tür ve takımları birbirinden ayıracak düşünce geçmiş gibi bir şey miydi? Dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? Üçüncüsüne de C3 Yine arkadaşlar burada soru işaretleri var. B de 3. Cevabım çıkıyor. Cevabım Adana arkadaşlar. C ve B 3 oluyor. Sonuncusuna da bakalım. Yok yok dedi içinden. Tırnak içinde bir söz. Başkasından alınan sözler tırnak içinde mi verilir? Evet arkadaşlar tırnak içinde verilir. Daha sonra e, bu ne rüya ne hayal ne düşünce gelen işim olmalı diyerek kapıyı açtı. Burada da arkadaşlar duygu bildirdi. Ç de yine dörde gelecek. Cevabım Adana. Bir diğer soruma bakıyorum. 14. sorum. Evet. <laughs> Paragrafta verilmek istenen mesaj ve görseller eşleştirildiğinde hangi görselin açıklamasının verilmediği görülür demiş arkadaşlar. Bakalım. Her bireyin çalışma sırasında her birey çalışmaları sırasında emek harcar ve bu emeğin karşılığını almak ister. Hangi yöntemle çalışırsa çalışsın. Onu işbirliğiyle çalışma içinde görmek yeteneklerini de açığa çıkarır. Kişi tek çalışırken ortaya koyduğu enerji daha fazla iken iş bölümüyle çalıştığında hem zamandan tasarruf sağlar hem de daha az enerji ihtiyaç duyar. Baktığımız zaman şurada bir çalışma ile ilgili bir görsel var. Bu bir dursun. Şu işbirliğiyle ilgili daha çok bununla da uyuşuyor. Bakalım hayatta karşılıklı sorunlarımız vardır. İnsanlar tıpkı bir çarkın dişleri gibi. Bakın çarkın dişleri yap boz birleştirme birbiriyle bağlantılı. Fakat bir araya geldiklerinde bütünü oluştururlar. Örneğin bir tiyatro eserinin ortaya çıkması her oyuncunun kendi üzerine düşen görevi tam anlamıyla yapması etkilidir. Her biri görevini mükemmel yaptığında ortaya mükemmel bir tiyatro eseri çıkacaktır demiş arkadaşlar. Diğerine bakıyorum günlük koşuşturmacıların arasında ne kadar da bunalıyoruz. Bazen bir kaçış alıyoruz bulunduğumuz ortamdan. Bazen bir dosta sohbet, bazen bir arkadaş kahvesi, bazen sevdiklerimizle zaman geçirme bizim için tatlı bir arar oluyor. Bazen de gözlerimizi kapatıp ferah zamanlara gidiyoruz. Mekandan ayrılın, ayrılmasak da işte bu mola çalışma saatleri içerisinde aldığımız en keyifli vakit. Bakın arkadaşlar şöyle bir elini kaldırmış. Bir gözlerini kapatıp dalmış. Yani bununla işleşiyor. Şurada bir annenin çocuğuyla olan muhabbeti görselleştirilmiş. Yani ben 3'e ulaşamam. O yüzden cevabım Ceyhan arkadaşlar. 15. soruya bakıyorum. Evet. Hangileri yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım. Evet. Ee, teknoloji çağında yaşıyoruz. Etrafımızdaki teknoloji, etrafımız teknolojik araçlarla dolu. Sağımızda telefon, solumuzda tablet, çantamızda şarj aleti, veri aktarım kablosu ve benzeri. Tablet sözcüğü terim anlamda mı kullanılmış? Evet arkadaşlar, tablet sözcüğü terim anlamda kullanılmış. Kaygılı, unutmak sözcüğü ve boşluğa düşmek sözcüklerine denk geldiğimde tekrar bakacağım. Bir priz olması yanımıza adeta boşluğa düşür, düşüyoruz. Şimdi boşluğa düşmek sözcüğü gerçek anlamda mı kullanılmış? Hayır arkadaşlar yani tutup gerçekten de boşuna düşün. Mecaz anlamda kullanmış. Dolayısıyla buna ulaşamam. Bu yanlış. Telefonunuzu unutsak evde sanki vücudumuzun bir parçasını evde bırakmışız gibi geliyor. Unutmak sözcüğü gerçek anlamda mı? Evet arkadaşlar gerçek anlamda kullanılmış. Devam edelim. Ee, eğer eve dönüp almadıysak o günümüz kaygılı geçiyor. Şimdi kaygılı mecaz anlamda mı? Hayır tamamen gerçek anlamda. Gerçekten de kaygı duyuyoruz. Yani 2 ve 4 yanlıştır. Cevap Denizli'dir arkadaşlar. 16. soruma bakıyorum. Ee, <laughs> sembollerin içindeki şiirli, şiirlerde farklı söz sanatları yer almaktadır demiş. Söz sanatları abartma, benzetme, kişileştirme şeklinde sıralanırsa sembollerin sıralanışı hangi seçenekteki gibi olur demiş. Bakalım. Bütün kusurumu toprak gizliyor. Merhem açıp merhem çalıp yaralarımı düzlüyor. Kolum Kolun açmış yollarım gözlüyor benim sadık yarım kara topraktır. Arkadaşlar ne yaptı? Yani toprak gizliyormuş vesaire kişileştirme değil mi? Yani mavi kişileştirme olacak. Mavi en sona gelecek. Şunları eleyelim. Yeşile bakıyorum. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? Askerlerimizi değil mi? O Çanakkale şehitlerine yazılmış bir şiirdir bu Mehmet Akif'in. Ee, şeyden bahsediyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor derken askerlerimizin hilal uğruna yani bayrak uğruna öldüğünü anlatıyor ve güneş onları bir güneşe benzetiyor. Dolayısıyla burada bir benzetme var. Yani ikincisi ne? Yeşil gelecek. Bunu da eledim. Zaten cevabım çıktı. Bir gün doldu düzgün boşanan atlarımızda yerden 7 kat arşa katlandık. Oğuz'da yerden 7 kat arşa katlanması da abartı arkadaşlar. Cevap ne oldu? 16. sorunun cevabı Adana. 17. soruma bakıyorum. Evet. Ee, aşağıda kulağın yapısı ile ve görevi ile ilgili verilen bilgileri inceleyiniz. Hangisi söylenemez demiş. Kulağımız temelde dış, iç ve orta kulak olarak üçe ayrılır. Bakalım dış, orta, iç doğru. Yarım daire kanalları beyinciğin işitmede görev almasını sağlar. Hayır arkadaşlar denge sağlıyormuş. Cevap Bursa çıktı. İşitme sinirleri beyin ve işitme almaçları arasında ileti görevi görür. İşitme sinirleri bilgiyi beyne götürür. İleti görevi görürmüş arkadaşlar. Evet dıştan içe sıralandığında kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zoru doğru sıralamadır. Kulak kepçesi, yol, zar. Evet arkadaşlar bu da doğru. Evet. Hemen 18. soruma bakıyorum. 18 ve 19. soruyu metne göre cevaplayacakmışız. Bir tanesi arkadaşlar zaten fiilimsisi sorusu. Altı çizili kelimelerde belli olduğu için biz önce bu 18. soruyu sadece altı çizili yerlerden yapalım. Kaldığı anası mezar dikecekmişten sıfat fiil. Sergilenen sıfat fiil, iki sıfat fiil yan yana olacak, sıfat isim demiş. Eledim. Sıfat sıfat, isim isim, isim isim, isim sıfat. Cevap Bursa çıktı. Sıfat sıfat dedi. Bakalım patlayışını ış anası şey maışmaktan ış Dolayısıyla arkadaşlar isim fiil, incelendi dık dik sıfat fiil, ince ince zarf fiil. Ne dedik? Cevap Bursa. 19. soruya bakalım. Evet 1 2 demiş 1 3 1 4 numaralanmış ifadelerden hangileri metinden çıkarılamaz kazılarda bulunan tarihi eserlerin sergilendiği bazı tarihi eserlerin müzede sergilendiği Hasan Dağı'nın geçmişte bir yanardağ olduğu bulunan duvar resminde insan görsellerinin olduğu demiş. Bakalım hangilerine hangileri çıkarılamaz. Konya'nın Çumra ilçesinde şöyle Çatalhöyük antik kentinde 1961-65 yılları arasında yapılan kazılarda günümüzden yaklaşık 900 bin yıl öncesinden kaldığı tahmin edilen çeşitli eserler bulunmuştu. Bunlardan biri de şu anda Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 3 metre genişliğindeki bir duvar resmiydi. Şimdi Ankara Anadolu Medeniyetler sergisinde sergilenen diyor bir tanesi bazıları müzede sergilenmiştir. Bütün tarihi eserlerden şu an için bahsetmiyor arkadaşlar.